Meringue, meyve sosu, çırpılmış krema. Basit ve nefis bir tatlı. Börtlen soslu pavlova. Stand mikserinize tel çırpıcınızı takın ve 4 yumurta akı ekleyin. Yumurta aklarınız mutlaka taze ve oda sıcaklığında olsun. Şimdi mikseri çalıştırıp biraz köpürtün. Başlayınca biraz tuz ekleyin ve tekrar çalışın. Yumurta aklarımız iyice köpürdü. Şimdi 200 gram artı 2 çorba kaşığı toz şekeri mikser çalışırken yavaş yavaş yumurtalarımıza yedirelim. Kaşığı üzüm sirkesi ekleyin. Bu merenginizin parlak bir renk almasını sağlayacak. Bir tatlı kaşığı vanilya özütü. Son olarak bir tatlı kaşığı mısır nişastası. Merengimiz hazır. Gördüğünüz gibi telden dökülmüyor. Demek ki kıvamını aldı. Krema torbasının ucunu kesip ve büyük uç takın. Kaşıkla da yapabilirsiniz ama krema torbası ile aynı şekil ve aynı boyutta olacaklar. Fırın tepsinizi yağlı kağıt serin ve böyle bir çember yardımıyla daireler çizin. Bardakla da yapabilirsiniz. Yuvarlak olsun. Krema torbamız hazır. Şimdi merenklerimizi sıkmaya başlayabiliriz. Şimdi kaşıkla ortalarını biraz açalım. ₺150 önceden ısıttığınız fırına koyun ve ısıyı hemen 120 dereceye düşürün. 1 saate ayarlayın. Pişirme süreniz bitince fırın soğuyana kadar soğuması için içinde bırakın. Pavlovalarımız fırında. Biz de bu arada börtlen sosumuzu hazırlayıp soğutalım. 150 gram yıkayıp süzdüğünüz böğürtlenlerin üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin. Bir kasede 1 yemek kaşığı nişastayı yarım çay bardağı suyla eritip yine üzerine ekleyin. Ara sıra karıştırarak pişirin. Karıştırırken kaşığın tersiyle böğürtlenleri hafifçe ezin. Harika bir renk ve parlaklık aldı. Sosumuz hazır. Soğumayı bırakabiliriz. Artık bir tek kremamızı çırpmak kaldı ve sonra da bu lezzetleri birleştirmek. Börtlen soslu pavlova davet sofralarınız için nefis bir tatlı. Sunumu şık, yapımı kolay. Afiyet olsun.